Merhaba arkadaşlar. Şu an önümde görmüş olduğunuz bu kırmızı kutunun içerisinde Hüsnü Özyeğin Vakfı'nın Ravanda Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında üretilmiş ürünler var. Emekleriyle üretilmiş, paketlenmiş ürünler olduğu için çok anlamlı ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kadınların emeklerinin değerlendirilmesi hem de onların sosyal açıdan güçlendirilmesi, sosyal alanda güçlendirilmesi için çok anlamlı, çok değerli. Şimdi sizlerle hemen bu kutunun içerisinde neler var, ürünleri tek tek çıkarıp bakalım ve inceleyelim istiyorum. Şöyle bir ürünle başlayacağım arkadaşlar. Bu saf zeytinyağı sabunu, yine ravandalı kadınlar tarafından üretilmiş. Şöyle hemen açabilirsem size de göstermek istiyorum. Evet, şöyle bir kesenin içerisine koyulmuş. Ha, burada bir ne var? El işi bardak altlığı. Çok güzel. Arkadaşlar elleriyle yapmışlar bunu. Bunu kullanacağım. Çok beğendim. Bu da evet, Ravandalı Kadınlar Derneği'nin bir şeyi var. Logosu var burada. Saf zeytinyağı sabunu arkadaşlar. Yine kadınlar tarafından üretilmiş. Şimdi kutuyu açıyoruz. Burada bir iyi seneler mektubu var arkadaşlar. Ayşen Özyeğin tarafından yazılmış. Kırsalda Umut Var projesinin bir kitapçığı. Proje kapsamında Hüsnü Özyeğin Vakfı'nın desteğiyle neler yapılıyor? Bu kitapçıkla inceleyebilirsiniz. Çok güzel faaliyetler var. Hemen kutunun içeriğine girmek istiyorum çünkü çok merak ediyorum. Bundan başlayalım. Deştiye domates tohumu. Arkadaşlar. Aa, bir dakika, şu domates tohumu. Ha, ben de bu şeyin içinden çıkacak sandım. Şaşırdım. Ay, çok güzel. Domates tohumu koymuşlar ya. İnanılmaz. Bu bal herhalde. Yine kadınlar tarafından üretilmiş süzme çiçek balı. Kavar. Şu kutuyu birazcık şöyle sola doğru alacağım. Evet, burada ne var? Kilis Ravanda dağ kekiği. Böyle bir ürün. Evet. Ceviz içi var arkadaşlar. Şöyle bir poşet. Kilis karası kuru üzüm. Kuru üzüm. Eminim bu da çok güzeldir. Ve karışık kuru yemiş. Karışık kuru yemişimiz de var. Hepsi bu kadar. Birbirinden güzel, birbirinden değerli ürünler arkadaşlar. Hepsi kırsal alandan gelmiş ve yani kadınların emeğiyle ortaya çıkmış ürünler. O yüzden çok anlamlı, çok değerli buluyorum. Sizler de bu ürünleri almak isterseniz aşağıdaki linkten Ravandalı Kadınlar Derneği ile iletişime geçebilirsiniz. Bu tarz projelerin desteklenmesini çok anlamlı buluyorum. Bunu kullanacağım. Çok teşekkür ederim. Çok anlamlı. Bu arada saf zeytinyağı sabunu da çok seviyorum ben. Tabii şunu bu çok güzel bir şey ya. Yani domates tohumu bahar ayları içerisinde ekilmelidir. İlk ekim sonrası can suyu verilmeli ve köklendikten sonra toprak kurudukça sulanmalıdır. Geniş bir saksıya ekilmesi tavsiye edilir. Bunu acaba balkonumda besleyebilir miyim, yapabilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim. Bir annemle paylaşacağım. Bakalım, belki balkonumda domates yetiştirebilirim. Buradan Ravandalı kadınlara sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Ellerine sağlık, emekleri için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.